Hazır Reçmen piyasalardan herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Şimdi son günlerde piyasalar oldukça hareketli. Dolar tarafında oluşan bir tuzaktan bahsetmek istiyoruz. Aynı şekilde izleyenler hatırlayacaklardır yaklaşık bir ay önce borsada oluşan bir tuzak konusunda değerlendirmelerimiz olmuştu. Ve tabii yatırımcının belki de en çok kaybettiği, adeta ters köşeye bırakıldığı bu günlere biz teknik manada şöyle incelediğimizde gerçekten çok ustaca yatırımcıyı tamamen ters köşede bırakan hareketler olarak görüyoruz. Ve yatırımcıların birçoğu da bu tuzaklarda para kaybetmekte maalesef. Yükselen trend içinde, trendin sonunda oluşan bu tuzaklara, trend yükseldiği için, yükselen trend boğa piyasasını temsil ettiği için daha da yukarı gidebilecek bir hareket izlenimi verip burada adeta boğa aktörlerini terse düşürerek bir boğa tuzağıyla trendi aşağı yönde, aksi yönde döndürme figürü olarak bahsedebiliriz. Yine aynı şekilde piyasanın bir düşüş trendindeyken aya hakim piyasa, yani ayı trendi, düşüş trendi olarak ifade ettiğimiz noktada düşüşün daha da hızlandığı ve bu noktada düşüşün daha da hızlanabileceği anlamında bir fikir oluşmaya başlıyor ki bu noktada haberlere baktığımızda haberlerin eğer düşüş bir enstrüman tarafından yorumlanırken negatif anlamda hava estiriliyorsa, her taraftan negatif haberler geliyorsa bu anlamda yatırımcı adeta demoralize edilerek tabiri caizse ters köşeye yatırılarak bir düşüşün hızlanma hamlesiyle pardon, bu noktadan yatırımcı adeta ters köşeye yatırılıyor ve bu neden düşüş trendi içinde son düşüş hamlesinde ayı piyasası sonunda ayı tuzağı diyoruz ki bununla ilgili birkaç örneğimiz var. Ve tabii bu benim kendi tespitim. Şunu söyleyebilirim. Yıllardır yapmış olduğum çalışmalarda şunu görüyorum. Bir formasyon, figür, şekil oluşmaya başladığında diyelim ki uzun süreli bir düşüşün sonunda ikili dip oluştu. Ve o ikili dip oluştuktan sonra oluşan yükseliş başlayan rallide, rallinin bitişiyle nasıl ikili dip başladıysa zirvenin de tam tersi figür, yani ikili tepeyle bittiğini görüyoruz. Veya bir düşüşün dip sonunda bir akümülasyon toplama döneminde dip oluşurken ters omuz baş omuz formasyon oluşuyorsa ve ralli başlıyorsa bu rallinin sonunda da bitiş dip formasyonunun tam tersi, yani omuz baş omuz şeklinde kendini gösteriyor. Dipteki formasyonun tam tersi şeklinde kendini gösteriyor ve düşüş başlıyor. Veya zirvede ikili üçlü tepe oldu diyelim. Düşüş de bu noktada üçlü tepe ile gerçekleştikten sonra dipte de üçlü dibin olduğunu ve dönüşüm başladığını görüyoruz. Yani belki bir örnek, hangi örnek olabilir? Hemen isterseniz işte şuradan bizim geçmişte Brezilya rallinde böyle bir görüntü söz konusuydu. Hemen şöyle bakalım isterseniz. Brezilya rallinde yanılıyorsam geçenlerde böyle bir görüntü söz konusuydu. Hatta bunu şöyle haftalıklar, aylıklar çerçevesinde değerlendirin. Bakın arkadaşlar. Brezilya rallinin çok uzun süreli tabloda dikkat ettiğimizde oluşan bir figür var. Bu çok önemli ikili dip görüntüsünü bize işaret etmek. Hatta şu bölgeyi de alabiliriz ama daha büyük bölgede aldığımızda ikili dip hareketinin sonunda ikili tepe ile bittiğini burada görebilirsiniz. Ve uzun süreli bir düşüş. Ama biz ikili dibi eğer şu bölgeden alacak olursak, hemen şöyle bir karşılaştırma yapalım.
Yanlış yere işaretledik, evet. Şu bölgede. İkili diple başlayıp ikili tepe veya geçmişte yine oluşmuş başka bir figür, başka bir formasyon. Böyle tepelere baktığımızda bakın ikili tepeyle başlayıp ikili tepeyle başlayıp ikili diple biten tepki veren ve bunu günlüğe çevirdiğimizde ters omuzla şu omuzla başlayan ters omuzla şu omuzla biten hareketleri burada görmekteyiz. Yani birçok figürde, hatta yine görüyorsunuz burada. İri tepe ile başlayıp iri diple biten, seriş başlatan figürleri bolca görmekteyiz. Tabii ki sürekli aynı. Yani dipte ikili dip olup dönüşünde ikili tepe olacak anlamında yorumlamıyoruz ama burada genelde o tarz dönüşlerin olduğunu net olarak görebiliyoruz. Bakın burada yine ikili tepe oluşup ciddi bir düşüş. Bu tarz hareketleri görmemiz olası yüksek. Benzer görüntüleri de görüyoruz. Hatta belki şurada bile, şu noktadan bir değerlendirme yaptığımızda bir omuz başı omuz formasyonu şeklinde. Daha doğrusu ne kadar çok grafik bakarsanız o kadar. Bakın görüyorsunuz sonunda yine sol omuz baş, sağ omuz. Bu tarz grafikleri görebiliyoruz arkadaşlar. Yani diplerde tepelerde oluşan görüntü bu. Çok örnek var. Aklıma gelen birkaç tanesi vardı. Şimdi hatırlayacaksınız Borsa İstanbul'un bundan yaklaşık 8-9 ay önce böyle bir görüntü arz etmişti. Borsa İstanbul'da dipler, tabii ben o sıra bu sürece çok inanmıyordum. Çünkü neden inanmıyordum? Bunu da söylemek istiyorum tabii yeri gelmişken. Yani 2013 yılından beri borsanın toparlayamayacağından bahsediyorum ama hemen gerisine şöyle dönelim isterseniz. 2008 krizi olmadan önce ben çok olumluydum. Hatta 2002-2003 yılından beri çok ciddi anlamda olumluydum. Çok ciddi rallilerin olabileceğini, borsanın daha 7-8 binlerde olduğu, sonrasında 10 binler, 15 binler çıktığı dönemde Türkiye'nin çok uzun vadeli bir yükselen trend içine girdiğini söylediğim dönemlerde, hatta o dönemde daha yeni yeni CNBC açılmış, kanal açılmış ve o dönemde görüyorsunuz 2004 yıllarında oluşan çok önemli bir çanak formasyonu ile birlikte Türkiye'nin borsa tarafında ciddi bir yükseliş trendine girebileceğini, zaman zaman düzeltmeleri olabileceğini sık sık paylaşmıştık o dönemde. CNBC aracılığıyla bunları yıllarca paylaştık. Düzeltmelerin olduğu süreçleri de dikkate aldığımızda 2006 Çin türbülansı, 2008 krizinin Türkiye'de ilk duyuran ekonomi gazetecisi kişi olarak, dünyada bir global krizin geldiğini paylaşan bir kişi olarak da 2008 çöküşünü yakalamıştım. O zaman Tercüman Gazetesi'nde yaklaşık 4,5 yıl ekonomi köşe yazarlığı yapmıştım ve yine 2008'deki o dip olduktan sonra, ki o dönemde çok kötümser bir görüş hakimdi. Kriz olduktan sonra tabii ki. Bakın genelde şunu görüyoruz arkadaşlar. Şunu not alıyorum ki bugüne uyarlayacağım. 2008 öncesinde piyasalar çok iyiydi. Herkes çok çok iyimserdi. Ama bir kriz gelebileceğini biz duyurmuştuk. Kriz geldi. Dip olduğu süreçte de artık biz krizin bittiğini, yavaş yavaş toparlama sürecinin geldiğini, 2009 Mart'tan sonra da bir rally'nin başlayabileceğini dile getirmiştik ki o dönemde de herkes maalesef çok kişi tam tersi çok kötümserdi. Bakın
tepelerde çok iyimser insanlar, diplerde çok kötümser. Ve çok uzun süredir hallerin olabileceğini, endeksin 20 binlerden 100 binlere çıkabileceğini, 90 binlere çıkabileceğini söyleyen ilk kişi olduğumu söyleyebilirim. Sonrasındaki düzeltmeleri tabii yaşadık. 70 binden 48 bin, 48 binden tekrar endeksin 90 binlere gidebileceğini ilk söyleyen kişi ve sonrasında 2013'ten sonra aslında piyasanın bittiğini, çok uzun süre dinlenebileceğini ile getirmiştim. Hatta ilk etapta 60 binler, sonra 50 binler, 48 binleri de binlerden bahsetmiştim ki 48 binden 90 bin yükselişini yakaladıktan sonra böyle bir düzeltmenin olabileceğini söylediğimde 5 yıl neredeyse borsa toparlamadı arkadaşlar. 5 yıl insanlar borsada çok ciddi zararlar ettiler ve çok çabuk unuttular tabii ki. Unutmak güzel bir şey tabii ki ama son dönem yaşanan yükselişe baktığımızda evet ben de buradan beklediğim olmadı. Ve burada oluşan gördüğünüz gibi bir formasyon var arkadaşlar. Bakın bu formasyon fiyatlar aşağıya gelirken, yatay bant aşağı kırılıyor, fiyatlar aşağıya gelirken burada yine göstergelerin yukarı gitti. Yani buna aslında piyasanın kötü olduğu, daha da kötümser olacağı yönünde beklentilerin hakim olduğu bir dönemde adeta ayıları tuzağa düşüren bir süreçti ki ben bu noktada ben de bu tuzağa düşmüş oldum. Ve sonrasında yükselişe inanmadım tabii ki ama kağıt bazında o günlerde dedik ki şunu söyledik. Bakın piyasa kötü. Ben inanmıyorum piyasaya. Ama ki piyasa kötü olsa da en azından hisse araştırmaları yaptığımda şunu söyledim. Dedim ki endeks düşse de, endeks yükselse de endeksten daha iyi performans sergileyecek hisseler hangileri çalışması yaptık. 20 tane hisse çıkarttık. 20 hissenin ortalaması endeks neredeyse %70'e, %60'a yakın prim yaptı. Bizim ortalama bu bahsetmiş olduğumuz hisselerin ortalaması %130'ları geçti arkadaşlar. Yine de bu anlamda biz yükselişe endeks bazında katılamazsak da hisseler bazında çok ciddi anlamda çok iyi şeyler yaptık, yakaladık. Ve şimdi geldiğimiz noktada hatırlayacaklardır arkadaşlarımız yaklaşık bir ay önce endeksin 100 binden hatta ilk düzeltmesini 110 binden beklediğimiz o düzeltmenin 100 binlere hatta 100 binin altına gelebileceğinden bahsetmiştik ki geldikten sonra bir yükseliş olabileceğini, bu yükselişin tekrar 110 binlere hatta daha üzerine gitmesi ihtimalinden bahsetmiştik ki bu hareket gerçekten çok ciddi seyretti ve bakın burada fiyatlar yukarı giderken arkadaşlar bakın fiyatlar yukarı giderken dedi ki 115 bin direnç 110 binlere çekilebilir hatta bu olurken fiyatlar yukarı giderken göstergeler gördüğünüz gibi aşağıya geliyor. Bunun anlamı şuydu değerli arkadaşlar. Bunun anlamı burada fiyatlar çok fazla iyimser, çok fazla abartıldı. Bu bir ne demiştik o tarihteki yani bu ayın başındaki ilk günlerdeki yorumlarımızı izleyin. Bu bir piyasanın daha güçlü gittiği, daha güçlü gideceği izlenimi vermek adına coşkuyu had safhaya çıkartan bir boğa tuzağı ihtimali var. Bu da çok ciddi bir satış getirebilir. Tekrar kademeli bir şekilde 110 binin altına 107 bin, 105 bin hatta 100 binlere geri çekilebiliriz demiştik ki gördüğünüz gibi bu gerçekleşti. Şimdi gelelim son noktaya. Bakın geçmişte yine Borsa İstanbul'un biraz önce bahsetmiş olduğum o noktası. Fiyatlar aşağıya geliyor. Göstergeler yukarı. Adeta son bir fake ve çok ciddi bir halle. Yine fiyatlar yukarı giderken bir bakın burası ayı tuzağı. Burası ayı tuzağı. Burası ise boğa tuzağı. Yani bu bize aslında ayılarla boğaların bir savaşının ne durumda olduğunu gösteriyor. Ayı tuzağı. Fiyatlar aşağı gelirken göstergeler yukarı çok ciddi rally. Fiyatlar yukarı giderken gösterge aşağı çok ciddi bir düşüş. Uyumsuzlukları görüyorsunuz. Hemen bunu geçiyorum. Bakın son noktada şunu biraz daha önemli direnç geçildikten sonra üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normalde 3 günle 7 gün arasında önemli bir direnç geçildikten sonra 3 günle 7 gün arasında 6 gün, 7 gün bu değişebilir. Kalıyorsa dikkat edin. Tepeler eğer birbirinin altında, dipler yeni dipler yapıyorsa korkun, ciddi bir satış gelecek demektir.
zaten geldiğini görüyoruz ve buna biz ne diyoruz? Boğaları tuzağa düşürüyorlar. Boğa tuzağı diyoruz. Ve sonrasında ciddi bir satış. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz çalışma. Şimdi endekste, 100 endekste ne demiştik? Bakın. Ocak ayında endeks dolar 3.90'lardayken biz 3.50 hatta 3.50'nin altı görülebilir demiştik yaz aylarında ki bunu çok kanalda da bahsetmeye çalışırdık. Görüldü. Bakın o dönemde 4'ler ve 4'lerin üzeri konuşuluyordu. Biz çıktık dedik ki burada 3.50 ve altını bekliyoruz. Hatta 3.90'a gitmeden önce de yaklaşık 7-8 ay önce de 2.90'dan 4'leri zikretmiştik, söylemiştik ve pozisyon almıştık. Ve bu noktada 3.50'nin altına fiyatlar gelmeye başladığında ne gördük arkadaşlar? Şöyle bir hafızalarımızı 2 ay öncesindeki o havayı yapalım, hafızalarımızı tazeleyelim. Ne görmüştük? Yabancı raporları geldi. Dolar 3.30, 3.20, 3.10. Efendime söyleyeyim, ekonomi iyi. Olumlu birçok veri üzerinden yabancı kurumlar, içerideki aktörler hep olumlu havayı pompaladılar. Sonuçta ne oldu? Biz şunu dedik, bakın son düşüştür bu. Panik yapmayın. Bu bir, fiyatlar düşerken düşüş trendi neye ifade ediyor? Ayıları ifade ediyor. Son bir hamledir bu. Fake atılacak adeta. Bu bir ayı tuzağı. Ayıları son bir kez tuzağa düşürecekler. Rally başlayabilir. Hatta o günlerde şunu söyledik. Önümüzdeki 7-8 hafta içinde dolardan 3.90'ı görebiliriz demiştik. 3.80-3.90. Benim beklediğimden çok daha hızlı gittiği için ben aralarda dinlenmeleri bekledim. Dinlenmeleri biraz daha uzun sürebilir derken sürekli gelen haberlerle beklediğimin üzerinde hızlı hareketler gerçekleşti. Ama sonuç itibariyle biz hedefimizi belli bir noktada yakaladık. Şimdi geldiğimiz noktalar, geldiğimiz konu itibariyle ne diyoruz? Bakın biraz önce fiyatlar yukarı giderken olumsuzluklar, şu görüntü yukarı aşağı yukarı aşağı 7 gün sonra da çok ciddi bir düşüş. Şimdi dolar nerede? Dolar TL nerede? Bakın yine bakın fiyatlar yukarı giderken göstergeler nasıl? Tepeler birbirinin altında. Burada durum nasıldı arkadaşlar? Diyoruz ki bakın fiyatlar yukarı gidiyor. Tamam, güzel gidebilir. Fiyatlar yukarı gidiyor. Göstergeler aşağıya gidiyor. Ve bunu bir kenara çekiyorum. Şöyle atayım. Yatay bantta 1-2-3 kırıldı. Bu akşam 3.90'ın altında kapanış olur mu? Olursa şaşırmayacağım. 3.91 gibi bir kapanış bugün zaten bekliyorduk. Olabilir diyorduk. Bugün 3.98 yine rekor görüldü ve ciddi bir geri çekilme. Bakın o günlerde borsa giderken çok sert yukarı 2000 aşağıya bu bölgede tutunabilir. Yarın tutunabilir. Belki Amerika'daki o dava. Ona da ben hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Amerika İstediği her şeyi herkese, her ülkeye yaptırıyor. Adamlar diyor ki İran'da ticaret yapmayacaksınız. Neden yapmayayım kardeşim? Birleşmiş Milletler'in onayı yok İran ambargosunda. Amerika istediği için kimse ticaret yapamıyor. Ben şahit, daha doğrusu başımdan geçen iki olayı anlatayım. Birincisinde şirketimize o zaman yine bir forex firmasında çalışıyorum. Büyük bir müşteri geldi, İranlı. Hesap açmak istedik. Açamadık. Amerikan ambargosu olduğu için. Ciddi meblağıyla hesap açacak. Yine bu geçen sene olan bir mevzu. Yine İranlı çok büyük bir iş adamı gelip Türkiye'de neredeyse 20 milyon euroluk bir ilk pakette yatırım yapmak istiyordu. Fakat Amerikan ambargosu nedeniyle yapılamadı. Tabii ki bu noktada Amerika istedi diye ben neden ticaret yapayım, neden yapayım, neden açıkçası bu noktada zarar göreyim. Bunu da söyleyebilirim. Ben İran'a gitmedim ama giden arkadaşlarım, iş adamı arkadaşlarım da var. Ticaret, ziyaret için, tabii ticaret için değil. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki İran'da Avrupalı ve Amerikalı şirket o kadar çok ki bunlar istedikleri gibi yatırım yapıyorlar. O zaman Türkiye'ye neden böyle bir açıkçası çok şey bir söz ama kumpas yapılıyor diye düşünüyor insan.
Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Tabii olay bambaşka. Şimdi şunu demek istiyorum. Fiyatlar yukarı giderken göstergelerin aşağı burada geliyor olması önümüzdeki yani Amerika'daki dava neticesinde belki burada biraz daha yukarı aşağı dalgalanacağız. Ama dün bugün oluşan tepe yarın tepki gelse de bu tepenin altında olur ve bugün diyelim ki 3.91'e yakın bir kapanış oldu. Bu seviye altında veya bu arada kapanış oldu. Bu seviyenin altında hareket görebiliriz. Yani nereye kadar? 3.87'ye, 3.88'e kadar geri çekilme olabilir. Aynen. Hatta şöyle bir simüle edelim. Simülasyonu yapayım. Ben buradan görüyorum. Siz göremiyorsunuz şu an. Şöyle bir süreç söz konusu olabilir. Tekrar yukarı, tekrar aşağı. Ama sürekli fiyatlar, göstergeler aşağı. Şöyle bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz. Hatta bu hareketi benim kanaatim, bakın hemen burada ben grafiği çıkartacağım ve her iki grafik üzerinden gideceğiz. Fiyatların nereye gelebileceğini bakın. Bu tuzaktan sonra fiyatların, yani şöyle indikatörleri sileyim, nereye gelebileceğini hızlı o tuzak sonrası, yani boğaları düşürdükleri tuzak sonrası şu hareketli ortalamalara doğru ne kadar hızlı geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde o çekilme sonrasında önümüzdeki günlerde dolarda Amerika'dan ne sonuç çıkarsa çıksın iş bitmiş olacak büyük ihtimalle. Böyle olduğunu düşünecek olursak şu ortalamaları da böyle alacak olursak bakın belli bir noktada ortalamalara dokunacak. Yine aynı şekilde şu ortalamalar zaman içinde fiyatlarla buluşacak. Benim kanaatim 3.60 kademe kademe 3.82, 3.72, 3.60 sonra belki düzeltme. Sonrasında 3.50, 3.30, 3'lere kadar 12 ay içinde, 12 ile 16 ay içinde bir gerileme olabileceği. Dolayısıyla şurada görmüş olduğunuz dolardaki hareketin aslında formasyon gereği biraz önce girişte bahsetmeye çalışmıştım. Biz dip süreci ne zaman başlamıştık? Böyle hemen bakalım. Dip süreci arkadaşlar 2008'de başlamıştık. Neyle başlamışız? Çift diple başlamıştık. Ve inşallah değerinin değerleneceği günleri gösteren çift tepeyle ve son hamlede bir boğa tuzağıyla süreç bitmiş olacak. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Umarım Amerika'dan da olumlu haberler alırız.